uzmanlar. Milyonlarca insanın kullandığı akıllı telefon ve tabletlerle etkileşim içinde olmanın çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk ve asosyallik gibi sorunlara yol açtığı uyarısında bulundu. Son zamanlarda tablet ve akıllı telefonların kullanımı sıklığı ve süresi çok artmış durumda. Hasta yakınları, daha doğrusu ebeveynlerin bu konuda çok ciddi şikayetleri geliyor bize. Biz tabi bunu kısıtlama yönünde öncelikle önerilerde bulunuyoruz. Çocukların nöral ve sosyal gelişimini dezavantajlı bir şekilde etkilemesi nedeniyle özellikle 32. aya kadar televizyon izlememesi, akıllı telefon ve tablet kullanmaması gerektiğini bildiren doktorlar, bu süreç içerisinde söz konusu teknolojik aletlerle fazla ilgilenen çocukların dikkat eksikliği de yaşadığını anlattı. Çocuklarda uzun süre televizyona, işte bilgisayara, ekrana bakmakla bakmanın sonrası gelişen göz kızarıklıkları, göz batmaları, ağrıları, kas spazmları, bunlar en sık gördüğümüz rahatsızlıklar. Çocuklarımıza televizyon, telefon, bilgisayar karşısında yemek yedirmeyin sakın. Sevgili izleyenler, bu haberimiz çocuk yetiştiren anne ve babaları ilgilendiriyor. Uzmanlar bir konuda uyarıyorlar. Çocukları teknolojiden uzak tutun ya da kontrolünü sağlayın. Eğer çocuklar kontrollü bir şekilde teknolojiyle içte dışta olmuyorlarsa, bu çocukların ya asosyal yetişmelerine ya da çocukların vücutlarında fiziksel anormallikler meydana gelmesine neden oluyor. Aslında endişe etmekte velilerimiz veya ebeveynler çok haklılar. Çünkü gerçekten belli bir zaman sonra bu bir alışkanlıktan çıkıp kötü alışkanlık, kötü alışkanlığın sonrasında bir bağımlılığa mutlaka dönüşüyor. Ben normalde belli bir saat aralığında izin veriyorum. Telefonda hani gösterdiğim kadarıyla belli şeyler izin veriyorum. Çocuklar da Allah'tan söz dinliyor. Öncesinde ben tablet, telefon artı televizyon kullanım yaşını ay olarak söylemek gerekirse 0 aydan 32. aya kadar kesinlikle kullanımını önermiyorum. Sürekli internet başına geçmesinden tabii hoşlanmıyorum. Çocukların da zaten öyle olduğunda daha farklı çocuk yetiştiriyor şu an. Hangi çocuk dışarıda oynuyor ki? Kim parka götürüyor? Çünkü çocuğun en başta bu kullanım sürecinde nöral ve sosyal gelişimini çok dezavantajlı bir şekilde etkilediğini hep çok fazla gördük. Bir çocukta eğer akademik yaşamda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu görülmese bile 0-32 ay içerisinde çok fazla televizyon veya tabletle uğraştıysa eğer, dikkat eksikliği anlamında çok büyük belirtiler görebiliyoruz. Bir saat internetle arkadaşlarıyla oynuyor. Ondan sonra biz diyoruz, annen aradı diyoruz. Artık bırak. Seni çağırıyor diyoruz. Öylelikle gidiyor. Psikolog Melis Çekiçgüllüoğlu da çocukların zamanla akıllı cihazlara bağımlı hale gelerek zihinsel gelişimleri konusunda kısıtlı kalabildiğini ve asosyalleşebileceğini söyledi. Sadece hayal kurmak bile aslında bedava olan ama çocuklar için çok mutluluk verici bir aktivitedir. Alacağınız bir iPad'den, bir iPhone'dan, bir televizyondan, kocaman renkli bir televizyondan, bir oyuncaktan çok daha ona keyif verecektir. Sadece bir enstrüman alıp evde birlikte saçmalamak, bir şeyler yapmak, gerçekten onunla vakit geçirmek, hani kaliteli vakit geçirmekten bahsediyoruz. Bunu yapmak zaten çocuğu çok daha mutlu edecek ve ileride şunu göreceğiz, belki de 15-20 yıl sonra, televizyon izleyen çocukları, televizyon izlemeyen ve zihinsel aktivitesini geliştiren çocuklar yönetmeye başlayacak.